Merhabalar. Fırında makarna yapımına tencerede kaynattığımız 2 litre kadar suya 2 tatlı kaşığı tuz ekleyerek başlıyoruz. Kaynayan suya 1 paket fırın makarna ilave ediyoruz. Normal çubuk makarna ince olduğu için fırında makarna yapımına uygun değil. O nedenle mutlaka fırın makarna kullanın. Fırında makarna belirli bir aşamaya kadar normal makarna hazırlar gibi hazırlanıyor. Tuzlu suda makarnalar pişene kadar bekliyoruz. Gördüğünüz gibi makarnalar haşlandı, yumuşadı, çatala kolaylıkla dolanıyor. Emin olmak istenirse bir tanesinin tadına da bakılabilir. Makarnayı süzüp yapışmaması için soğuk suya tutuyoruz ve bir kenarda sularının süzülmesi için bekletiyoruz. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Sos için sos tenceresine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı un katıp hafif pembeleşene kadar 2 dakika kavuruyoruz. Normal küçük tencere de kullanabilirsiniz. 4 bardak süt ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Sosu kaynamaya başlayınca sos tavasını ocaktan alıyoruz. Borcamın içini biraz yağlıyoruz. Kare borcam bu tarif için çok uygun. Dilimlemesi ve porsiyon ayarlaması kolay oluyor. Elinizde yoksa bu ebatlarda fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Suyu iyice süzülmüş olan makarnayı tepsinin içine döküyoruz ve eşit olarak dağıtıp düzeltiyoruz. Beşamel sosu tepsiye eşit şekilde döküyoruz. Sosun eşit dağılması önemli. Bir kap içinde sos ile makarnayı güzelce karıştırıp tepsiye dökerseniz daha pratik olur. 200 gram rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpiyoruz. Erittiğimiz 2 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyoruz. Tepsimiz fırına sürülmeye hazır. 180 derece ısıtılmış fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Fırında makarna pişti, evi güzel kokusu sardı. Şu anda kaşar ve sosu sıcak olduğu için gevşek duruyor. İlk sıcaklığı çıkınca daha kolay servis yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarifte daha buluşmak dileğiyle hoşça kalın.